Merhabalar, Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. İklim değişikliği bağlamında su yönetimi konulu program serimize bugün başlıyoruz. İlk konumuzda kentsel su yönetimi ve yeşil altyapılar olacak. Biliyorsunuz ülkemizde kentlerde iklim değişikliğiyle uyum bağlamında su yönetimini ele alırken aşırı yağışlarla baş etmek için yağmur suyu hatları kuruluyor. Kuraklık dediğimizde de aklımıza hemen barajlar geliyor. Ancak olma sıklığı ve şiddeti artan aşırı yağışlar geçirimsiz yüzeylerle kaplı kentlerde sellere neden oluyor. Kanalizasyon sistemini felç etmesin diye pek çok büyükşehir belediyesi yağmur suyu hatları kuruyor. Bu toplanan yağmur suları çoğu durumda kullanılmak yerine sadece doğal ortama bırakılıyorlar. Kuraklık ve susuzluk dediğimizde de sadece yağış varken daha çok suyu toplamak için daha çok baraj yapılıyor. Bütün bunları konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var karşımda. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doçent Doktor Çiğdem Coşkun Hepcan bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Size vereceğim. İlk başta yeşil altyapı nedir? Yeşil altyapı yönetimi deyince ne anlamalıyız diye böyle çok genel bir soruyla başlayalım istiyorum. Sağ olun. Yeşil altyapı, ekosistem değerlerini ve işlevlerini koruyan, birbiriyle bağlantılı, doğal, yarı doğal ve kültürel alanların oluşturduğu bir yeşil ağ aslında, bir ağı tanımlıyor. Burada bahsettiğimiz bu ağ doğal sistemlerden başlayıp kentin içerisine kadar uzanan bir yapıyı da tanımlıyor aynı zamanda. Yani doğayı bir şekilde kente getiren bir sistem bu. İçerisinde parklar gibi, ormanlar gibi, makilikler gibi alanlar olabildiği gibi sulak alanlar, çayırlıklar, yeşil çatılar, düşey bahçeler, mezarlıklar, konut bahçeleri, refüjler ve benzeri bütün tarım arazileri, bütün sistemleri içine alan bir yapıyı tanımlıyor. Bu görsel üzerinden konuşacak olursak da doğanın kente bir şekilde uzantısı. Biz kentlerimizi doğa sistemlerin üzerlerine yerleştiriyoruz, oraya kuruyoruz. Ama kenti oluştururken o doğa sistemin bütün ilişkilerini de bir şekilde göz ardı ediyoruz. En baştaki görsel bize bir havzayı tanımlıyor. Minik bir havza bu. Su doğada havzada işler. Yani en basit sistemdir suyu işleten sistem havzada. O havzanın üzerine bir kenti getirdiğimizde yüzey akışının ne kadar değiştiğini görüyoruz. Yüzey ve yüzey altı akış sisteminin değiştiğini görüyoruz. En sağdaki görsele bakarsak da bir yeşil altyapı sisteminin oluşturulduğu bir kenti tanımlıyor aslında o görselde. Orada da mümkün olduğunca su ve toprağı buluşturan bir yapıyı yerleştirmeye çalışmışlar ki bu sayede su döngüsü doğaya benzer bir şekilde kentte de işlemeye devam edebilsin, bunu sağlayabilsin diye bir yapıyı oluşturmaya çalışmışlar. Yeşil altyapı yönetimi dediğimizde de kentlerde doğal sistemlere benzeyen sistemleri getirerek hem suyu yönetebilmek hem de kentin yaşam kalitesini arttırarak daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir şehirler oluşturmak gibi algılayabiliriz belki. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir şekilde hani bu çünkü bu kavram biraz yabancı olabiliyor. Çok güzel anlattınız. Peki ben o zaman hani aslında yeşil altyapıyı anlatırken gri altyapıyla da biraz kıyaslayarak anlatmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Gri altyapı dediğimiz şey ne? Özellikle iklim değişikliği çerçevesinde düşünürsek yeşil altyapının gri altyapıya göre avantajları nelerdir? Var mıdır? İsterseniz birazcık da böyle bir kıyaslama üzerinden giderek konuşalım. Elbette. Şimdi gri altyapı dediğimiz altyapı bizim kentlerde en çok bildiğimiz, aşina olduğumuz altyapı aslında. Bu kanalizasyon sistemlerimizi, su sistemlerimizi, ulaşım sistemlerimizi tanımlayan bir sistem. Hatta haberleşme sistemleri de gri altyapı olarak tanımlanıyor. Ama suyla ilişkilendirirsek tüm kanalizasyon sistemlerimiz, kirli su ve temiz su sistemlerimiz gri altyapı olarak tanımlanıyor. Yeşil altyapı ile arasındaki farkı değerlendirirsek, gri altyapıdaki amaç
kente temiz su taşımak ve kentteki kirli suyu bir an önce en hızlı şekilde kentten uzaklaştırmak. Ve bu uzaklaştırılan suyu da bir arıtma tesisine götürerek orada arıtma işlemine tabi tutmak. Ama yeşil altyapıyı kullandığımızda suyu doğal bir süreç içerisinde toplayıp, tutup, onu doğal süreçlerle birlikte filtre ederek tekrar su sistemlerine aktarmayı hedefleyen bir yaklaşımı benimsemiş oluyoruz. Burada birçok fayda sağlamış oluyoruz. Bunlardan bir tanesi suyun hızla uzaklaştırılması, evet. Bir tanesi suyun filtre edilmesi ki bunu yaptığımızda arıtma tesisindeki yükü azaltmış oluyoruz. Onun için harcanan enerjiyi azaltmış oluyoruz. Böyle bir fayda sağlamış oluyoruz. Diğer bir taraftan da yeşil altyapı ile arıtılmış suyun yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına iletilmesini sağlamış oluyoruz ki bu su döngüsünde aslında son derece önemli bir bölümü tanımlıyor, ifade ediyor. Şu anda kırılan o su döngüsünün tekrar devam etmesini sağlayan da bir sistemi oluşturuyor. Biraz önce söylemeyi unuttuğum için şimdi ifade etmek istiyorum. Biz yeşil altyapıyı çok çeşitli ölçeklerde oluşturabiliyoruz. Yani bir havza ölçeğinden bir kent ölçeğine, bir mahalle ölçeğine, bir semt ölçeğine ya da bir bina ölçeğine, yapı ölçeğine kadar indirebiliyoruz. İşte bu yeşil altyapı da tüm bu ölçeklerde çözümler üretebilme şansına sahip olduğumuz için suyu çok daha iyi yönetebilme, çok daha iyi tutabilme, filtre edebilme ve doğa kaynaklarını besleyebilme şansına da sahip olmuş oluyoruz. Ne yazık ki gri altyapıda bunu yapabilme şansımız yok. Gri altyapının bir dezavantajı da belirli bir kapasitesinin olmuş olması. Şimdi biz kentlerimizi inşa ederken en ekonomik çözümler üretimi hedefliyoruz ve bu kapsamda da işte 2 yıllık ya da 10 yıllık yağış rejimlerine dikkate alarak o dönemlerde gelebilecek yağış suyu miktarını hesaplayarak o borularımızın çaplarını belirliyoruz ve buna uygun olarak bir sistem oluşturuyoruz. Ama başta sizin de dediğiniz gibi iklim değişikliğiyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yağış rejiminin değişmesiyle birlikte ekstrem yağışları çok daha fazla almaya başlamış durumdayız. Şu anda gördüğümüz yağışlar 100 yıllık yağışlar, belki 200 yıllık yağışlar şeklinde. Bir dönemde gelmesini beklediğimiz, bir yıl içerisinde toplamda almayı beklediğimiz yağışı birkaç saat içinde kentlerde alıyoruz şu anda. Ve o aldığımız suyun hacmini bizim 2 yıllık ya da 5 yıllık sistemler için oluşturduğumuz gri altyapının toplayıp, tutup, kentten uzaklaştırması mümkün olmuyor. Olmadığı için de ne yazık ki kentler sellerle karşılaşıyor ve sokaklarımız da birer su kanalı haline dönüşüyor. Çünkü suyun gidecek hiçbir yeri olmadığı için. İşte yeşil altyapı bizlere bu esnekliği de sağlayabiliyor aynı zamanda. Yani bu sistemi bir bütüncül bir yaklaşımla düşündüğümüzde, birbirleriyle ilişkilendirdiğimizde, bağladığımızda bu yeşil altyapı sistemlerini bu miktarda dahi suyun uygun çözümlerle kentten hızla uzaklaştırılmasını ve bunun arıtılarak doğal sistemlere aktarılmasını sağlamak mümkün olabiliyor. Peki hocam, çok teşekkürler. Şimdi gerçekten de hani dediniz ya, böyle bir sene içerisinde yağması gereken yağmurlar bir bakıyorsunuz 2-3 saat içerisinde yağmış. Geçtiğimiz dönemde de hatta İzmir'de de sel olmuştu ve 2 kişi hayatını kaybetmişti diye hatırlıyorum. Maalesef. Artık bu noktaya gelmiş durumdayız maalesef. Peki şimdi yeşil alan deyince siz biraz anlattınız tabii ama biraz daha netleştirmek için. Bir yerin yeşil alan olup olmadığını, iyi kalitede olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Yani dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Biz ağaç sayısını ve alanın büyüklüğünü mü düşünmeliyiz sadece yeşil alanların kalitesinden bahsederken, yoksa ekolojik nitelikleri, mekansal dağılımları, bunlar daha mı önemlidir? Birazcık da bu daha iyi anlamak için buradan bu noktadan biraz hareket edersek çok iyi olur diye düşünüyorum izleyicilerimiz için. Tabii, teşekkür ederim. Belki ilk düşünmemiz gereken şey yeşil alanların kentteki oranı. Yani yapılı alanla yeşil alan oranını düşünmemiz gerekir. Bu ne kadar yeşil alanın lehine olursa kent o kadar
şanslı. Bu kadar iklim etkileri karşısında dayanıklı ve dirençli olma yolunda başarılı adımlar atabilmiş demektir. İlk belirlememiz, belki düşünmemiz gereken konu bu. Bir diğeri dağılımı. Kentin içerisinde homojen bir şekilde dağılan bir sistemi aslında düşünmemiz oldukça önemli. Çünkü doğada da tüm sistemler birbiriyle ilişkili ya, kentte de bu sistemin düzgün çalışabilmesi için kentin her yerine o ilişkinin kurulmuş olması gerekiyor. Bunu kurabildiğimizde, bunu başarabildiğimizde yine avantajlı duruma düşmüş oluyoruz. Bu ağın kurulmasının bir nedeni de bizim bildiğimiz o direnç deseninin kurgulanması kentin içerisinde. Çünkü yok ettiğimiz o drenaj deseni, kentleşirken yok ettiğimiz o drenaj deseni bir şekilde bu yeşil altyapı bileşenleriyle, yani koridorlarla ya da alanlarla eğer tekrar kurulabilirse, o zaman suyu yönetebilme konusunda avantajlı duruma düşebiliyoruz. Bunu sağlayabiliyoruz. Tabii bunlar da yetmiyor. O alanın büyüklükleri bizler için önemli. Elbette ne kadar geniş olursa, bu alanların sağladığı faydalar, ki bizim ekosistem servisleri ya da hizmetleri olarak tanımladığımız bu faydalar daha da artıyor. Alanın büyüklüğü arttıkça sağladığı faydalar da artıyor elbette. Aynen bu ekranda gördüğümüz gibi, yani yeşil alan miktarı arttıkça suyun toprakla buluşma şansı artıyor. Suyun toprağa filtre edilmesi, yani filtre edilerek toprağın alt katmanlarına ulaşma şansı fazlalaşmış oluyor. Ne kadar yapılaştırırsak, yapı oranını arttırırsak kent içerisinde, o kadar da dezavantajlı duruma düşmüş oluyoruz. Su yüze yakışa geçiyor, ne yazık ki filtre olmuyor toprağın alt kademelerinde. Bunların yanı sıra, alansal büyüklüklerin yanı sıra ekolojik nitelikleri oldukça önemli. Şimdi ne kadar doğaya özgü, doğal bitkilerin olduğu alanlardan bahsediyorsak, bu ekolojik nitelikleri daha yüksek alanlar anlamına geliyor. Bir diğeri de, bir alanda bitki sayısı fazlaysa, bitki çeşitliliği fazlaysa, bitkiler kademeli şekilde farklı boylarda, farklı yaşlarda, farklı türlerde konumlanmışlarsa, bu kademeli yapıyı kurabilmişsek, kurgulayabilmişsek alanın içerisinde, biyolojik çeşitliliği de fazlaysa, o alanın ekolojik nitelikleri yüksektir diyoruz. Ve ekolojik nitelikleri ne kadar yüksekse, alanın ekolojik direnci de o kadar fazladır. İklim etkilerine karşısında da o kadar dayanıklıdır. Şurada hemen şunu ifade etmek istiyorum. Biz neden yeşili kullanalım, neden doğayı kullanalım, neden yeşil altyapıyı kente yerleştirelim diyoruz. Çünkü tüm yeşil alanların, tüm ekosistemlerin iklim etkileri karşısında bir dayanıklılığı ve direnci vardır. Bu dayanıklılık ve direnç kentlerde de çok önemli, olumlu etkiler sağlamaktadır. Yani aslında kentleri iklim etkileri karşısında koruyan, onlara doğal bariyer oluşturan bir sistemleri oluşturuyorlar yeşil alanlar. Bu anlamda ekolojik niteliklerini ne kadar iyileştirirsek, ne kadar biyolojik çeşitliliğini arttırırsak o kadar da fayda sağlamış olacağız. Tabii ki doğal türler, yani ithal türler yerine doğal türler, çim yerine toprağı daha iyi tutabilen, daha iyi kök salabilen, daha az su isteyen doğal çayır türlerini kullanmak, çalı örtüsünü arttırmak, ki hepsi bize su yönetimini kolaylaştıran faydalar sağlayacaktır. Evet, bir de şeyi de belki eklemek lazım. Özellikle bu COVID-19 krizi sırasında biz hani yürüyecek parklar bulamamaya başladık. Hani insanın ruh sağlığına da ben sağlamların artmasının çok önemli faydası var diye düşünüyorum. Onu bazen söylemeyi biraz unutuyoruz. O yüzden ben eklemek istedim. Peki şimdi şey var. Genelde böyle çözümlerle gittiğinizde şey diyorlar. Ya bu çok maliyetli olabilir. Yeşil altyapı çözümleri acaba gri altyapı çözümlerine göre daha mı maliyetli? Böyle iddialar duyuyorum. Bana sanki tersiymiş gibi geliyor ama siz ne diyorsunuz bunun uzmanı olarak, merak ediyorum. Çünkü bir şeyi böyle ekonominin dilinden anlatmazsanız karar vericilere pek dinlenmiyor. O nedenle birazcık da hani ekonomik boyutunu konuşalım isterim.
Teşekkürler. Evet, ilk böyle düşündüğümüzde çok pahalıdır, çok masraflıdır, yapmayalım gibi algılanabiliyor. Ama aslında tam tersi. Hiç de düşünüldüğü kadar masraflı uygulamalar değil bu uygulamalar. Sadece bakış açımızı değiştirmemiz gereken yaklaşımlar. Son dönemlerde oldukça fazla bu tür uygulamaların maliyetleri konusunda araştırmalar yaptım. Ne kadardır bu maliyeti diye. Yapılan çalışmalarda, kıyaslamalarda uzun vadede ve kısa vadede hatta yeşil altyapı çözümlerinin gri altyapı çözümleri karşısında çok daha ekonomik olduğunu gösteriyor. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir tanesi gri altyapının ömrünün kısa olması. Her sistemin bir bakım ihtiyacı var, yenilenme ihtiyacı var. Gri altyapı da bunu belirli sürelerde yapmak durumundayız. Bu da bir maliyet gerektiriyor. Artı buradan çıkardığımız malzeme de bir atık olarak ortaya çıkıyor. Bir de bunun yönetimi söz konusu. Bir diğer özellik kendini yenileyemeyen bir sistem olması gri altyapının. Yani bir etkiye çözüm üretmek için bir uygulama yapıyoruz. Ama kendini yenileme şansı yok. Hasar gördüğünde biz yenilemek durumunda kalıyoruz ya da biz güncellemek durumunda kalıyoruz. Halbuki biz yeşil altyapı çözümleriyle yani doğayı kullanarak, doğayla birlikte çalışarak sistemleri ürettiğimizde sadece tek bir soruna çözüm değil, birçok sorunu aynı anda çözüm üretiyoruz. Yani suyun filtre edilmesini sağlıyoruz, tutulmasını sağlıyoruz, hava kalitemizi iyileştiriyoruz, kentsel ısı etkimizi azaltıyoruz. Ruhsal ve psikolojik olarak olumlu ortamlar yaratıyoruz, rekreasyonel aktiviteler için olanaklar sağlıyoruz gibi birçok etkiye karşı bir çözüm üretiyoruz ve uzun vadeli de kendi kendini yenileyebilen bir sistem oluşturuyoruz. Yani öyle esnek sistemler oluyor ki yeşil alanlar, siz onları iyileştirmeye gerek kalmadan çoğunlukla, onlar kendi o koşula ayak uydurarak yeniden yeniliyorlar kendilerini. Bakım masrafları oldukça az ve doğayla birlikte çalışıyorsunuz. Çok da fazla çözüm olanakları karşımıza çıkıyor. Ekonomik açıdan da son derece uygun çözümler sağlamış oluyoruz. O anlamda cebimizden çıkan ilk petaptaki parayı düşünmeden sonraki bakım masraflarını da birlikte göz önüne aldığımızda yeşil altyapı çözümleri her zaman çok daha ekonomik, işlevsel oluyor. Yani olarak ekonomik ve işlevsel çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı anda da hem ekolojik hem toplumsal hem de ekonomik kar sağlamış oluyoruz, faydalar sağlamış oluyoruz. Bunlar da bizim yanımıza aldığımız diğer faydalarımız oluyor. Hocam çok teşekkürler. Bunu vurgulamak bence çok önemli. Çünkü hakikaten yani bir hamlede bir sorunu çözdüğünü düşünüyorum. Pek çok gri altyapı çözümünün. İşte programın başında da söylediğim bir şey vardı. Bu yağmur sularını, yani aşırı yağmur olduğunda o sular kanalizasyon sistemini tıkamasın diye yağmur kanalları yapıldı. Pek çok şehirde yapıldı bu. İstanbul'da da pek çok semtte var. Ancak bunlar tek seferde, yani bir seferde sadece bir sorun çözebiliyorlar. Sadece kanalizasyonun taşmasını, etrafın pis su baskınıyla kirlenmesini engelliyorlar. Başka bir işe yaramıyor. Yani o sular tahliye ediliyor, denize bırakılıyor. Halbuki sizin anlattığınız bu yeşil altyapı çözümlerinde tam tersi pek çok fayda sağlamış oluyorsunuz. Yani bir taş atıyorsunuz, 5 tane elma düşürüyorsunuz gibi bir şey. Kesinlikle. Peki şimdi bu kadar faydalarından bahsettik, güzelliklerinden bahsettik yeşil altyapı çözümlerinin. Ülkemizde yeşil altyapı çalışmaları, uygulamaları ne durumda diye bir sormak istiyorum. Belki dünyadan da isterseniz örnekler verebilirsiniz. Bu konuda çalışmalar yapıldı mı veya yapılması planlanıyor mu ülkemizde? Onunla başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Ülkemizde yapılan çalışmalar ne yazık ki hep böyle noktasal çözümleri içeren şekilde gerçekleşmiş durumda şu anda. Böyle bütüncül, sürdürülebilir bir yeşil altyapı sistemini planlayıp kentlere entegre etmeye yönelik bir durum söz konusu değil.
girişimler var. Evet, bazı yerel yönetimler böyle stratejiler geliştirdiler ya da geliştirmek üzere çalışmalarına devam ediyorlar. Ama hani çok net ifade etmek gerekir ki bunu mekansal planlama stratejilerinin içerisine entegre edip planlama fiziksel planların içerisine yerleştirip de buna uygun çözümler üretilmediği süre içerisinde, bu kararlar alınmadığı süre içerisinde uygulamaya aktarma şansı olmuyor. Uygulamaya aktarma şansı olmayınca da biraz önce konuştuğumuz faydalardan kentlerin yararlanması pek mümkün olmuyor ne yazık ki. Hani böyle bir strateji henüz oluşturulmuş değil, hayata geçirilmiş değil. Ama yapılan bazı uygulamalar var. Bilerek ya da bilmeyerek belirli sorunlara çözüm üretmek için yapılan uygulamalar var. Mesela bir tanesi, ülkemizden bir örnek vereyim. Kocaeli'de kapatılmış bir tren yolu, yani ömrünü tamamlamış bir tren yolu hattı. Kent içerisinde 2 kilometreden biraz fazla olan bu alan ömrünü tamamladığı için bu alanı yeniden ele almışlar ve oraya yeşil bir koridor olarak tasarlamışlar. Bugün kent birkaç kilometre uzunluğunda yeşil bir koridor olarak bu alandan faydalanıyor. Bu çok güzel örneklerden bir tanesi. Maalesef içerisinde yağış suyu çözümlerini entegre etmemişler ama belki bundan sonraki süreçte entegre edilebilir. Yani o gözle bakılabilir. Çünkü bu alanlar çok sayıda çözümün de üretilebileceği bir şekilde değerlendirilebilir. Bir diğer örnek Porsuk Çayı, belki Eskişehir'den verilebilir. Porsuk Çayı da yine kenti bir uçtan bir uca kat ediyor. Ve o yeşil bir koridor olarak tasarlanmış aslında Porsuk Çayı. Buradaki vurgulamak istediğim nokta, bu koridor, bu yeşil koridor kentin diğer yeşil alanlarıyla da ilişkili olacak şekilde kurgulanmış aslında. Bir şekilde koridora girildiğinde kentin diğer yeşil alanlarına da ulaşma şansına sahip olabiliyorsunuz. Basit ama yine de çalışan bir sistem kurulmuş burada. Bu da güzel örneklerden bir tanesi diyebilirim. Bizde hep böyle tek yönlü çözümler var, tek yönlü çalışmalar var. Ama mesela birkaç tane de yurt dışından örnek vermek isterim. Oradaki örneklerde de ne yaparsak yapalım, yeşil alan miktarımızı arttıralım anlayışı var. Bir stratejiyle devam ediyorlar aslında. Son dönemde bu dirençli kentler ya da iklime dirençli kentler şeklindeki stratejilere de entegre edilmiş durumda. Böyle yapalım, yeşil alan miktarımızı arttıralım diyorlar. Çatıları mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorlar. Düşey bahçeler oluşturmaya başlıyorlar ki bunları ama bir yandan da planlama stratejilerine entegre ediyorlar ve halkı teşvik ediyorlar bunları uygulamaya yönelik olarak. Çeşitli kurallarla tanımlıyorlar. İşte 200 metrekarenin üzerinde çatı alanınız varsa bir yeşil çatı yapmanız gerekiyordur gibi bu tür yaklaşımları belirliyorlar. Ve suyu kentte tutabilmenin çözümlerini bu yeşil altyapı sisteminden geçtiğini düşünerek, bundan yola çıkarak tüm yeşil alanlarını su tutan alanlar haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Yeniden ele alıyorlar yeşil alanlarını. Tüm caddelerini, sokaklarını, parklarını nasıl su tutabilen alanlar haline dönüştürebiliriz? Bu alanların su tutma kapasitesini nasıl arttırabiliriz diye çözümler geliştiriyorlar. İşte bu sünger park yaklaşımlarını ya da sünger kenti yaklaşımlarını böyle entegre etmeye çalışıyorlar ki bunlardan bir tanesi yağmur bahçeleri. Şu anda ekranda gördüğümüz örneği paylaşmak isterim. Bu Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın merkez binasının bahçesinde yapılmış bir uygulama. İki tane bu şekilde yağmur bahçesi oluşturulmuş durumda. Yağmur bahçesi dediğimiz bahçe aslında bir yeşil alan içerisinde biraz iç bükey bir yapıyı oluşturarak buranın su tutma kapasitesini arttırmak, kullanılan bitkilerle de suyun infiltre edilerek aynı zamanda da süzülerek toprağın alt kademelerine aktarılmasını sağlamak. Bu iki uygulama oldukça başarılı uygulamalar. Yolunuz düşerse gidip görmenizi
tavsiye ederim. İyi çalışan bir sistem bu. Yüzeylerden gelen tüm suyu alıp... Çok güzel değil mi? Yani hakikaten... Ben gördüm. Çok güzel. Hatta yine bakanlığın bir kılavuzu var. Yağmur bahçeleri hazırlama kılavuzu. Belki bu kılavuzdan da yararlanarak yine uygulamalar yapılabilir. Bu tür uygulamaları entegre etmeye çalışıyor tüm kentler artık. Yani suyu entegre bir şekilde kente nasıl tutabilirim, nasıl bunu sağlayabilirim cevabını arıyor. Bir başka örnek de yine İstanbul'dan verebilirim. İTÜ'nün kampüsünde bir yağmur rendeli sistemi var. Bu yağmur rendeli sistemi de çok iyi işleyen sistemlerden bir tanesi. Güzel örnek olabilecek sistemlerden bir tanesi. Aslında çok maliyetli değil gerçekten. Bakış açımızı değiştirdiğimizde, yatırımlarımızı bunlara yönelik yönlendirdiğimizde küçük adımlarla çok etkili sonuçlar alabileceğimiz bir durumu ifade ediyor. Uygulamalar gibi görünse de hani böyle noktasal noktasal. Yine de bence çok olumlu gelişmeler bunlar. Böyle küçük küçük başlıyor. Özellikle de kamu alanlarında olması bence çok önemli. Çünkü daha çok insan görüyor bunu ve böyle bir şeyi talep etme ihtimalleri ortaya çıkıyor. Daha yakından görüyorlar. O yüzden bence olumlu gelişmeler. Ama tabii genel olarak söylediğiniz konuyu ben de hani aynı şekilde katılıyorum. Gerçekten yeşil altyapı çözümleri çok çok az tercih ediliyor. Bunun da tabii çeşitli nedenleri var. Belki birazcık da ondan bahsetsek iyi olacak. Evet. Özellikle böyle mevzuatımızda yeşil altyapı kavramı yeterince ele alınıyor mu, yer alıyor mu? Bunlardan da biraz bahsedelim. Çünkü hani tamam son dönemde bu yağmur sarnıçlarının mesela 1000 metrekareden daha fazla olan yerleşim alanlarında mecburi tutulması İstanbul'a mesela artık hani gündeme geldi. Bu uygulanmaya başlanacak. Bazı kentler de bunu kabul etti, uygulamaya aldılar ama baktığımızda hani yeterince yeşil altyapı kavramı ele alınıyor mu? Bu yeşil altyapı çözümlerinin ön plana çıkarılması için hükümete, yerel yönetimlere ne gibi görevler düşüyor, ne gibi sorumluluklar düşüyor? İsterseniz böyle bir kocaman bir soruyla programımızın sonuna doğru geliyoruz zaten. Bu soruyla bitirelim isterseniz. Tabii ki, elbette. Şöyle kendi ülkemizdeki mevzuata baktığımızda aslında yeşil altyapının ya da açık yeşil alan sisteminin ne yazık ki mevzuatımızda net bir şekilde tanımlanmadığını görüyoruz. Bazı strateji belgelerinde bu ifadeler yer alsa dahi tanımları çok net kurgulanmamış, farklı şekillerde ifade edilmişler ya da bu planlama sisteminin içerisinde nerede konumlanması gerektiğini net tanımı yapılmamış. Bunu çok net olarak görmüş oluyoruz. İmar kanunumuzda maalesef böyle bir ifadeyi görmek mümkün değil. İmar kanunumuz şu anda sadece yeşil alanların kişi başına düşen metrekare olarak kentlerde oluşturulması yönünde bir ifadeyi içeriyor. Ki hani bunu konuşmuştuk. Kişi başına düşen metrekareden ziyade yeşil alanların kent içerisindeki oranını konuşmak oldukça önemli. Yapılı alanla yeşil alanların oranını konuşmak önemli. Ama bir kent KES var ki bütünleşik kentsel gelişim stratejisi eylem planı. Bu plan 2010 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış bu strateji belgesi. Bu belgede aslında çok atıf var yeşil altyapıya. Bununla ilgili eylemler tanımlanmış, bununla ilgili hedefler tanımlanmış. Ama bu politika belgesi ne yazık ki fiziksel planlama sürecine entegre edilememiş. Burada belki yapılması gereken ilk adımlardan bir tanesi bu köprüleri kurmak. Çünkü strateji belgelerinde bunlar ifade ediliyor. Ama bunları politikalara dönüştürüp, bunları uygulamaya aktaracak bir sisteme henüz kavuşmuş değiliz. Bu köprüyü kurup, bu çözümleri artık yasal ve yönetsel olarak sistemin içerisinde yerleştirmek, bunun da takibini yapabilecek bir mekanizmayı kurmak gerekiyor. Belki yani merkezi hükümetin yapabileceği en çözümlerden, etkili çözümlerden bir tanesi bu olabilir. Bunu hazırlamak. Belediyeler için aslında yapılacak çok fazla sayıda şey var. Çünkü belediyeler
müthiş fark yaratabilecek bir güce sahipler. Yani yerel ölçekte çözüm üretebilecek, bunları uygulamaya aktarabilecek bir güce sahipler. Bunların ön plana çıkmaması nedenlerinden bir tanesinin ben bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani yeşil altyapı konusunda bilgi ve deneyim eksikliği. Hem kamuda, hem yerel yönetimlerde, hem de uygulayıcı kesimde. Yani bu tür deneyimi kuşatmış, yani bu tür deneyimi sahiplenmiş bir yapının oluşmaması ya da eksik kalması diyebiliriz. Yani kurumsal kapasitelerin arttırılması yine ilk adımlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü iyi örnekleri görmediğimiz sürece, yapmadığımız süre içerisinde bu kapasitenin de gelişmesi çok mümkün olmuyor. Bir de insan hep bildiğinden vazgeçmeme gibi bir yaklaşım değilsen, tamam ben yine gri'den devam edeyim, bilmiyorum şimdi yeşilin nasıl olduğunu gibi bir yaklaşım hep oluyor. Bunu kırmak yine böyle cesur adımlarla gerçekleşebilir. Bu bilgi ve deneyim eksikliğini aştığımız süre içerisinde de çözüm üretilebileceğini düşünüyorum. Ama yerel yönetimlerin yapması gereken belki de önemli adımlardan bir tanesi, kentini çok iyi tanımak önce. Yani kentini tanımak, iklim etkisini tanımak, bu kentte nasıl iklim tehlikeleri var bunu tanımak, yağışla ilgili, hava kirliliği ile ilgili ne tür sorunları var bunu anlamak, yağışın kentin hangi bölümünde problem olduğunu anlamak. Çünkü her kent kendine özgü. Kentin bölümleri de kendine özgü, birimleri de kendine özgü. Bunları anlayıp önceliklendirmek, sorunları önceliklendirmek, nerede eksikleri var, yeşil altyapıyı bir kere eksik de olsa yeşil altyapının izlerini çıkartmak, eksik bileşenlerini tanımlamak, o sorunları, ortaya çıkardığı sorunları bu yeşil altyapıyla çözülemediğini araştırmak. Bunu bilimsel bilgiyle entegre etmek. Çünkü ne olursa olsun bilimsel bilgiyi de bu sürecin içerisinde bir şekilde katmak gerekiyor. Çünkü canlı sistemlerle çalışıyoruz. Doğanın her türlü soruna karşı bir aslında çözümü var ama onu görmek, bilmek, anlamak gerekiyor. Bütün bunları böyle entegre ederek bütüncül bir sistem içerisinde hareket edilebileceğini düşünüyorum. İklim değişikliği adı üzerinde bize bir değişimi tetikliyor. Yani değişmek zorundasınız diyor. İklim değişiyorsa biz de değişeceğiz. Kentler de değişecek. Yeni bir kentleşme, yeni bir yapılaşma stratejisinin de belki belirlenmesi gerekiyor. Covid'de de bunu yaşadık, siz de belirttiniz. Bu daha başlangıç büyük ihtimalle. Yani bu konuda da çok açıklamalar yapılıyor. İnsanlığı daha farklı şeyler de bekliyor gelecekte deniyor. Tüm bunları hazırlıklı olabilmek için, daha yaşanabilir bir kent oluşturabilmek için bu adımları atabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilir kalkınma da ancak bu şekilde sağlanabilir. Yani bu hedeflere ulaşmanın en uygun yolu İklim değişikliğine uyum sağlamak ama uyum sağlarken de doğayla birlikte hareket etmek. Yani yeşil altyapıyı da içeren çözümleri de bu sürecin içerisine dahil etmektir diyorum. Hükümetle ilgili ya da merkez hükümetle ilgili de bir şey söylemeyi atladım, onu ifade etmek isterim. Yeni uyum yasasını açıkladı. Yani yeni uyum stratejisini açıkladı daha doğrusu. 2021'de güncellenmiş şekilde. Bu stratejide diyor ki iklim değişikliğine uyum sağlamanın tek yolu direncimizi arttırmak. Her alanda kentte direncimizi arttırmak. Yapabilmenin tek yolu da kentimizi ekolojik açıdan güçlendirmek. Yani bunu yaparken yeşili kullanın, yeşil iyileşmeye gidin. Yeşil altyapıyı kullanın, doğa temelli çözümleri kullanın. Bu şekilde kalkınmaya çalışın, bu şekilde gelişmeye çalışın diyor. Belki bu hedefleri de belirleyerek yol almakta fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü dayanıklı olmadığımız süre içerisinde iklim etkilerini hep karşılaşacağız. Bu da bizim kalkınmamızı ya da gelişmemizi ya da sürdürülebilir, yaşanabilir kentler oluşturmamızı da engelleyen durumları ortaya çıkaracaktır. Yani hakikaten çok güzel bir toparlayıcı bir cevap oldu bu.
Şimdi tabii hep şey diyoruz ya, iklimi değil sistemi değiştir diye bir slogan vardır. İklimi değil kentini değiştir desek yeridir artık. Bu programdan sonra benim aklıma bu geldi. Şimdi programımızın sonunda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha doğrusu bir bilgi paylaşmak istiyorum. İklimin projesi kapsamında 17 modül kitap oluşturuldu. Bunlardan 12.sinde siz hazırladınız hatta. Kitabın başlığı da Kentlerde İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yeşil Altyapı Çözümleri. Şimdi de görüyoruz zaten ekranda. 43 sayfalık şahane bir kitapçık. Kitapçık demek istemiyorum. İçerik olarak ansiklopedik bir şey ama 43 sayfa olduğu için kitapçık demek zorunda kalıyoruz. Bu kitapçığın hem Türkçesi var hem de İngilizcesi var bu arada. Bir yandan da şey var tabii, konuyu destekleyici görsel eğitim materyalleri de paylaşılmış. Bunların hepsini iklimin.org adresinden herkes bulabilir, herkese açık. Ben şey diye düşünüyorum, çevre mühendisliğinden, peyzaj mimarlığından tutun da kamu yönetimine kadar pek çok alanda üniversitelerde okutulması gereken bir kaynak çıkmış ortaya. Ellerinize, emeklerinize sağlık diyorum tekrar. Ve izleyicilerimiz de hani bu kaynaktan haberdar olmuş olsunlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki geldiniz, konuk oldunuz bu yoğun programımızın arasında. Bugün iklim değişikliği bağlamında özellikle su yönetiminde yeşil altyapı çözümlerini konuşalım istedik. Ve konunun uzmanıyla bu önemli konuyu Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden doçent doktor Çiğdem Coşkun Hepcan ile konuştum. Hocam tekrar ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Ben Bu teşekkür haftalık ederim. bu kadar olsun. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.